Binbir Gece Masalları. Kedi ile Karga. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanların birinde hayvanların mutluluk içinde yaşadığı güzel bir orman varmış. Buraya Mutluluk Ormanı denirmiş. Günlerden bir gün Mutluluk Ormanı'nda yaşayan bir kedi ile karga arkadaş olmuş. Birlikte ormanda gezintiye çıkıyor, akşam olunca da ayrılıyorlarmış. Bir gün yine yemyeşil ormanda dolaşıp dere kenarında sularını içmişler. Kedi iyi bir avcıymış. Keskin gözleriyle takip ettiği bir balığı güçlü pençesiyle yakalayıp kıyıya atmış. Sonra da afiyetle yemiş. Bu sırada karga da bir kiraz ağacına tünemiş. O da kıpkırmızı ve bal gibi tatlı kirazlarla karnını bir güzel doyurmuş. Sonra arkadaşı kedinin yanına uçmuş. Kalk! Oh, ne güzel kirazlardı. Keşke sen de biraz yiyebilseydin. Demiş. Kedi şöyle rahatça yere yayılmış, tıka basa doyurduğu midesini ovmaya başlamış. Miyav! Ah dostum, sen beni merak etme. İnan bana, o nefis balığın tadına bakabilmeni çok isterdim. Demiş. Gölgede güzel uyumuşlar. Vakit hayli geçmiş. Kedi... Miyav, miyav. İşte yine akşam oluyor. Ayrılma vakti. Hadi hoşça kal karga kardeş. Demiş. Karga içini çekmiş. Kalk, kalk. Güle güle sevgili dostum. Ama keşke hiç ayrılmasaydık. Acaba bunun bir yolunu bulamaz mıyız? Dostum, bu akşam ikimiz de iyice düşünelim. Bir çözüm yolu bulmaya çalışalım. Belki de böylece ayrılmak zorunda kalmayız. Ertesi gün... Kedi ile karga yine aynı saatte aynı yerde buluşmuşlar, selamlaşıp kucaklaşmışlar. Eğlenceli oyunlar oynayıp şarkılar söylemişler. Miyav. Kak kak. Miyav. Kak kak. Sonra da her zamanki gibi dere kenarında karınlarını doyurmuşlar. Kedi tüylerini yalarken sormuş. Miyav. Karga kardeş, akşam çok düşündüm ama aklıma bir şey gelmedi. Ne yapsak da hiç ayrılmasak? Acaba sen ne dersin? Karga neşeli bir kahkaha atmış. Kalk 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 kalk. Akşam çok düşündüm ama benim de aklıma hiçbir şey gelmedi. Demiş. İki kafadar düşünceli düşünceli oturmaya başlamışlar. İkisinden de ses çıkmıyormuş. Arada sırada... ...gibi garip sesler çıkarıyorlarmış sadece. Sonunda sessizliği bozan karga olmuş. Buldum! Gak! Buldum! Diye bağırmış. Kedi yerinden korkuyla sıçramış. Miyav! Ödümü kopardın. Söyle, neyi buldun? Diye sormuş. Bir yolunu buldum. Miyav! Gerçekten mi dostum? Hadi daha fazla merak ettirme de söyle bakalım. Demiş. Karga bilmiş bilmiş anlatmaya başlamış. Çok basit. Sen de benim yaşadığım ağaca taşınacaksın. İşte bu kadar. Kedi hiç düşünmeden karar vermiş. Miyav, miyav. Ne kadar da zekisin dostum. Bu gerçekten de çok iyi bir fikir. Ama bana yarına kadar izin ver. Eski yuvama döneyim de arkadaşlarımla vedalaşayım. Kedi o gece bütün arkadaşlarını ziyaret etmiş. Onlara taşınacağını söylemiş. Arkadaşlar onu vazgeçirmeye çalışmışlar. Miyav. Ne olur bunu yapma. Senin gerçek dostların biziz. Bir kargaya nasıl güvenebilirsin? Miyav. Demişler. Ama ne kadar uğraşmışlarsa da kediyi kararından döndürememişler. Ertesi gün kedi karga arkadaşının yanına taşınmış. Karga tehlikelerden korunmak için ormandaki en yüksek ağaçlardan birinin üzerinde yaşıyormuş. Kedi önce biraz zorlanmış ama sonunda ağaca tırmanabilmiş. Karga ile sabahtan akşama kadar birlikte olmuşlar. Akşam olunca da... İyi geceler, tatlı rüyalar. Diyerek uykuya dalmışlar. Günler böylece neşe içinde geçiyormuş. Bir gün kedi ile karga her zamanki gibi ağacın üzerinde sohbet ediyorlarmış. Çalıların arasındaki bir kaplan da onları gözlüyormuş. Kaplan aniden saldırmış, kedi ve karga kaçmaya başlamış. Kaplan kolayca ağaca tırmanıp kediye yaklaşmış. Karga ise hemen uçmuş. Kedi acı acı arkadaşına seslenmiş.
Miyav, miyav. Karga kardeş, hani dostluk? Beni bu halde bırakıp kaçacak mısın? Miyav. Karga kararlı bir sesle. Gak, gak. Biraz daha dayan dostum. Arkadaşlık bu zamanlarda belli olur. Hemen yardım getireceğim. Diyerek bütün gücüyle kanat çırpmış. Karga gökyüzünden her yeri rahatlıkla görebiliyormuş. Biraz ileride bir çobanın koyunlarını otladığını görmüş. Çobanın yanında 5-6 tane köpeği de varmış. Karga hemen oraya doğru uçmuş. Çoban köpeklerinin yakınına gelince bağırıp çağırmış. Kalk, kalk, kalk. Ne olur koşun. Yardım edin. İmdat, kalk, imdat. Köpekler karganın yardımına koşmuşlar. Karga önde uçuyor, onlara yol gösteriyormuş. Çoban da en arkadan köpeklerini takip ediyormuş. Az sonra karga kedi dostunun yanındaymış. Tam zamanında gelmiş. Köpekler de aşağıdan havlamaya başlamış. Kaplan o kargaşada tıpkı rüzgar gibi kaçmış. Köpekler uzun süre onu kovalamış. Zavallı kedi korkudan kan ter içinde kalmış. Karga da aynı durumdaymış. Bu olaydan sonra kedi ile karganın dostluğu iyice kuvvetlenmiş. Ormanda birlikte çok mutlu bir hayat yaşamışlar.